Merhaba, hoş geldin. Bugünkü ClickFunnels içeriğimizde geçen haftaki aksaklığı gidermek için küçük bir düzeltme yapacağım. Bununla başlayacağım. Mail optimizasyonuyla alakalı olacak bu. Mail entegrasyonuyla alakalı olacak. Şimdi gördüğün gibi ekranında zapier.com'dayım. Şimdi şuradan bir geri gelelim. Bu arada açılış sayfası olarak seninkisinde de Zapier'e girdiğin zaman bu şekilde gelebilir. Eğer bu şekilde gelirse şuradaki küçük okla hemen ana sayfaya dönelim. Peki geçen hafta yaşadığımız bu mail optimizasyonuyla alakalı olan sıkıntı neydi? Birazcık ondan değineyim. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa yine şuralara, köşelere bir yere koyarım linkini, oradan izlersin. Ama kısaca yine de özetleyeyim. Şimdi mail oryantasyonunu yaptığım zaman Zapier'de ClickFunnels'taki aldığım tüm mailler için kullanıcılara ayrı ayrı mesaj göndermeye kalkmıştım son bölümümüzde. Ama yapmam gereken çok basit bir şeydi. Onu atladım burada. İstedim ki bu ekran üzerinden onu göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi mail oryantasyonunu, daha doğrusu entegrasyonunu yaptığımız zaman burada gri bir düğme görüyorsun. Dikkatini çektim bak. Instant diyor. Send Gmail message when new contacts are added to ClickFunnels. ClickFunnels'a her yeni gelen, yeni kayıt yaptıran kullanıcı için, kullanıcıya bu maili gönderebilmek için, pazarlayacağınız maili göndermek için şurada on düğmesini açmanız yeterli olacaktır. Şimdi tabii bu ben ekstradan yeni düzenlediğim için hata veriyor ama şu yukarıdaki sekmeyi gördüğün zaman, bir üstteki mail oryantasyonunu, bu oryantasyonda geçen sıkıntı yaşadığımız oryantasyon buydu. Burası kapalıydı arkadaşlar ve bunu açarak bu sorunu gidermiş oldum. Kendim de denedim. Arzu edersen sen de deneyebilirsin. Her yeni mail adresi girişinde otomatik olarak böylece maili gönderebiliyorum. Yani tek tek kullanıcılara yeniden mail atmanız, mail sistemi oluşturmanız gerekmiyor. Yani şöyle bir şey yapmayın. Mac as Zap diyerek yeni bir mail protokolü oluşturmayın. Yoksa bu şöyle bir sıkıntıya sebep olur. Her oluşturduğunuz Zap diyor burada. Her oluşturduğunuz Zap projesi sizin ücretsiz plan kullandığınız için 5 tane kullanım hakkınız var ve her yeni bir Zap da bu kotadan düşecek. Yani bu şu anlama geliyor. 5 kullanıcıya kadar eğer tek tek kullanıcılar için yeni bir Zap oluşturursanız sadece 5 kullanıcıya mail gönderirsiniz. Böyle bir hataya düşmeyin diye söylüyorum. Burada dediğim gibi Send New Leads a Personal Message kısmını açık bırakıyorum ve böylece otomatikman tüm yeni kullanıcılara bu mail adresi gönderilecek. Tamam? Şimdi bunu çözdüğümüze göre ClickFunnels'ın dashboard'una bir dönelim. Ve funnel'larımıza erişelim. Şimdi bu video, bu içerikte de ClickFunnels sisteminde bu AB testleri veya split testleri ile ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi bildiğin gibi biz mail toplama funnel'ını oluşturmuştuk. Fakat mail toplama funnel'ına ikinci bir sistem, karşılaştırma yapabileceğimiz, kıyaslama yapabileceğimiz bir funnel sistemi kurmadık. Şimdi start split test diyerek create varyasyon diyorum ve bu varyasyonu oluşturuyor. Bu varyasyonun amacı da şudur esas olarak. Şu create a duplicate patch from opt-in'den başlayalım. Eğer yukarıdakini seçeneği seçerseniz böylece eski şablonu aynen kullanmış oluruz. Hatta yükleniyor şimdi. Bunu ekranda da göreceksin. Evet. Gördüğün gibi birebir aynı funnel'ları, daha doğrusu aynı landing page'i oluşturmuş olduk. Amacımız burada nedir? Biz niye bir kıyaslama yapıyoruz? Aslında burada genellikle kullanıcılar şöyle bir şey yaparlar. Arka plan fonunu değiştirir, planın resmini değiştirir vesaire yapar ve bu link aracılığıyla her iki sayfayı da kullanıcılara gösterir. Ve bu kullanıcılardan gelen geri dönüşe göre hangi formla kullanıcılar daha fazla etkileşime giriyorsa o landing page üzerinden pazarlamaya devam edilir. Anlatabiliyor muyum? Mantık budur. Şimdi edit page diyelim ve bu page'i düzenlemeye çalışalım. Fakat burada izleyeceğiniz yol sadece arka plan rengi veya resmi olmamalı.
Clickbank'te veya hangisi olabilir, Max Bounty gibi affiliate networklerinde ürün sahipleri çeşitli promosyonlar sunar. Örneğin şu an benim incelemiş olduğum üründe, ki bigcommerce.com'du bu. Bu BigCommerce birkaç tane seçenek sunuyor. Mesela ben bunu 3 aylık ücretsiz kullanabileceği linki gönderiyorum kullanıcıya. Ama bazı ürünler öyle olur ki mesela 14 gün deneme sürümü verir ama fiyatlar da ekstra bir indirim yapabilir. Ya da 3 aylık ücretsiz kullandırır ama sonra da fiyatı yüksek tutabilir. Belirli bir indirim oranları sundukları sayfalar olabilir. Ürünler olabilir. Ne bileyim, mesela Clickbank'te bununla çok karşılaşırsınız. Ürünün fiyatı 100 dolardır. Ve senin göndereceğin link üzerinden %20, %30, %50'ye kadar indirim de alabilir. Tabii ki bunlardan hangisinin dönüşümün daha iyi olacaksa, mesela 3 ay bedava kullanma için bir landing page oluşturabilirsin. Bir de %50 indirimle alakalı olan linki göndereceğin bir landing page de oluşturabilirsin. Böylece ikisini kıyaslarsın. Hangisinden dönüşüm oranını daha fazla alırsan, buna göre kampanyanın da o landing page üzerinden devam ettirirsin. Bu kadar basit. Şimdi buradaki optimizasyonu nasıl yapabilirsin? Şimdi ben sadece basit anlamında şöyle bir sana göstermek istiyorum. Çünkü üzerinde durmam gereken şey bu, sayfayı yeniden düzenlemeyeceğim. Onun yerine şöyle basit bir tane sadece kelime değiştirmiş olayım. Daha sonrasında bunu oryantasyonlar için ne yapabilirsin? Kullanıcıya nasıl göstereceksin? Hangisini hangi oranda göstereceksin? Bunu göstermek istiyorum. Asıl benim için önemli olan şey bu. Şimdi bunu, bu değişikliği kaydettim. Sadece bir küçük bir metin değiştirdim aslında. Ama dediğim gibi sen indirim kuponu olan bir ürün bulursun. Ona göre çeşitli landing page oluşturabilirsin. Şimdi burada asıl üzerinde düşünmen gereken şey, bu sayfalardan hangisine kullanıcı göndereceksin ve bunu nasıl yapacaksın? Gördüğün gibi bak, benim funnel'ımın sadece bir tane URL'si var. Tamam da kullanıcı bu URL'ye girince buradakiyle mi karşılaşacak, yoksa buradaki landing page'le mi karşılaşacak? Bunu nasıl belirleyeceğim? Bak, dikkat edersen iki tane landing page arasında bir çubuk bar göreceksin. Görüyor musun? %100 trafik, %0 trafik diyor. Şimdi ben bunu %50'ye çektiğim zaman şöyle bir durumla karşılaşacağım. Bu linki tıklayan kullanıcıların %50'si bu landing page'e, %50'si bu landing page'e yönlendirecek. Bunun için zaten ClickFunnels trafik oranlarını takip ediyor ve belirli bir oranda işte 2-3 kullanıcı bu sayfaya geldikten sonra 2-3 kullanıcıyı bu sayfaya gönderiyor. Ki buradaki landing page URL'sini girdiğin zaman bunları göreceksin. Şimdi gidelim, bak, save time bilmem ne bilmem ne dedi. Belirli bir zaman aralığından sonra diğer sayfaya yönlendirme yapacak. Yani bir daha bu linki girdiğim zaman başka bir sayfaya yönlendirilecek. Yani daha doğrusu başka bir sayfa derken diğer landing page'e yönlendireceğim. Ve sen bunların her ikisinde istatistiklere bakarak kıyaslayacaksın. İstatistiklerde hangisi kazanıyorsa ona göre, dediğim gibi, landing page'leri ona göre seçimini yapacaksın. Şimdi bir saniye şöyle steps'e geri dönelim. Ben sana hemen anında bunu göstermek isterdim ama burada şöyle bir sorun var. Dediğim gibi belirli bir zaman aralığı çerçevesinde gönderiyor. Şu yeni gizli pencerede açıp bu linki tekrar gizli pencerede bir kopyalayayım. Acaba hangi landing page'e yönlendirecek, onu bir görelim istersen. Ama tahminimce yine ilk sayfaya gönderileceğiz. Bakalım. Gördüğün gibi ilk sayfaya gönderildik. Biraz zaman geçtikten sonra muhtemelen diğer sayfaya yönlendirilecek. Bunu dediğim gibi tamamen ClickFunnels ayarlıyor. Bu noktada benim bir müdahalem olmayacak. Ben zaten burada trafiği %50 olarak ayarlamıştım. Ama neden böyle oldu? Şöyle %50 yapalım. Apply Change diyelim. Doğru, o Apply düğmesine basmadık. Belki de bundan dolayı sıkıntı çıkmış olabilir. Şimdi bakalım.
Evet. Pardon, settings'e geldik. Onun yerine istatistiğe gitmemiz lazımdı. Şu an her iki landing page'i de görmem gerekiyor ama tabii ki trafik henüz yönlendirilmediği için göstermeyebilir. Evet, henüz trafik yönlendirilmedi. Funnel update. Tamam. Bakın burada hem kontrol hem de varyasyon var. Gördünüz mü? Bu her ikisi içerisinde denenebilir. Her ikisinde de biz bu sekmeleri göreceğiz. Trafik hangisinde daha yoğun olursa kontrolde mi, varyasyonda mı, ona göre devam edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Artık bu sayfa yerine, mesela bakın bu kontrol sayfası, bu da varyasyonu. Ben diyelim ki varyasyon kısmı daha ağır bastı. Daha iyi başarı elde etti. Bu durumda buraya geleceksin ve edit page diyerek artık yeni promosyonların varsa yeni promosyonlarını düzenleyerek tekrar deneme yapacaksın. Ve bu sefer varyasyonu buradaki kısımla kontrol edeceksin. Sürekli birbirleriyle denetlemen gerekecek. Bunun için tabii ki aynı günler, aynı tarihler, aynı saatlerde başlatacaksın. Zaten ClickFunnels üzerinde hepsi eşit bir şekilde yayılacağı için, gerçi çok fazla reklamlara çıktığın zaman bu tür optimizasyonlar yapmana senin gerek kalmayacak da. En büyük şeylerinden biri de bu. Avantajlarından biri de bu. Şimdi tekrar deneyeceğim bakalım. Bu ikinci sayfaya, ikinci landing page'e yönlendirebilecek mi, yönlendirmeyecek mi? Onu bir görelim. Şöyle küçüğü alalım. Benim burada sana bu videoluk bahsedeceğim başka bir şeyler var mı? Onu düşünüyorum. Çünkü bir sonraki videoda sales, satış funnel'ına geçeceğiz. Satış funnel'ları üzerine konuşacağız biraz. Bakalım satış kısmını nasıl çözebiliriz, ona değineceğim. Bak, şimdi de bu landing page'e gönderdi, görüyor musun? Yeni düzenlemiş olduğuma gönderdi. Dediğim gibi trafiği sürekli yarı yarıya, yarı yarıya bölerek gönderecek belirli aralıklarla. Tamamdır. Başka edit page, kontaklar, otomasyon ve publishing. Başka burada söyleyeceğim bir şey kaldı mı sana? Çünkü sadece mail toplamayla alakalı bu. Mail toplamayla, toplu mail göndermeyle alakalı kısmı da çözdük zaten. Dediğim gibi ücretli bir platforma, MailChimp'e falan ihtiyacın yok. Burada sana göstermiş olduğum sistem üzerinden de mailini gönderebilirsin. Evet, şimdilik bu videoyu fazla uzun tutmayalım. Bir dahakisinde zaten seni epeyce sıkacağım. Satış funnel'ına geçeceğiz. Ve satış funnel'ında adım adım satış sayfası düzenleyeceğiz. Özellikle tabii şu an ülkemizde PayPal ve kullanamadığımız için, tabii bir de şirket sahibi olmadığını varsayarak arka planda kredi kartı optimizasyonu yapamayacağın için, daha doğrusu bir sanal POS kuramayacağın için satış yapmak tabi zor olsa da yine de yurt dışında yaşayan arkadaşların işine yarayacaktır. Eğer ki Türkçe içeriklere bakan olursa tabi. Hem bunu yapacağız hem de gerçekten de bunu bir sanal POS veya PayPal kullanmadan atlatmanın bir yolu olabilir mi? Ona beraberce araştırıp bir test edeceğiz. Göreceğiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal şimdilik.